Prenses Isabella. Nişanlınız Prens Frederick kaçmanız için bir gemi yolladı. Gemi limanda sizi bekliyor. En kısa zamanda kiliseye gitmelisiniz. Bize haber gönderdiğinizde sizi oradan kaçırmak için hazır bekliyor olacağız. Hayırlı sabahlar. Anlaşılan pek hayırlı değil. Ne oluyor burada? Validemiz daireyi bize tahsis etti. Demek sana verdi. Ne güzel. Aman eteğinden ayrılma. Ne denirse yut itaat et. Yoksa maazallah bir gün seni de kapının önüne koyar. Yanlışım var Hürrem. Burası bana değil Mustafa'ya verildi. Onu buradan çıkarmaya senin gücün yetmez. Malum, en büyük şehzade. Ben de onun annesi olarak buradayım. Ama üzülme, arada gelirsin. Terasımda ağırlarım seni. Mahidevran, o terastan göreceğin tek şey... ...hünkârımla benim saadetim olacak. Benim bundan neden haberim yok? Vallahi ben de şimdi duydum Sultan. Validem. Hürrem. Bir şey diyeceksen, bir meselen varsa daireyle haber gönder. Dairemi elimden aldınız. Şimdi de Mahidevran'a veriyorsunuz. Sanmayın ki bunlar benim canımı yakar. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim aslı dairem Süleyman'ın has odasıdır. Onu hiç kimse alamaz elimden. Validem. Ne oldu dahi? Rengin atmış. Hatice Sultanımızın oğlu. Mehmet. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Günaydın. Size de. Nasıl oldunuz? Ağrınız var mı? Daha iyiyim. Siz burada mı kaldınız? Hayli korkmuştunuz. Benden kalmamı istediniz. Başlayın beni. Ben... Çok hasta olmuşum. Ne yaptım? Endişelenmeyin prenses. Bağışlanacak bir şey yok. Ben hatırlıyorum. Siz kurtardınız beni. Yanımda oldunuz. Çok teşekkürler. Ama... Ben çok utanıyorum. Bütün bu olanlar sizinle doğru değil. Olmaz.
Gir. Hünkârım, bağışlayın. Söyle. Bali Bey geldiler. Mühim haberleri varmış. İbrahim, doğru mu duyduklarım? Hatice'm nerede? O nasıl? İyi değil Valide Sultanım. Odasındalar. Başınız sağ olsun paşam. Allah sabır versin. Ben de çok üzüldüm duyunca. Başın sağ olsun. Sen kaldın. Neden? Zehirlediğini biliyorum. Hatice'm. Ona da mı bir şey oldu yoksa? Kendini yerden yere atıyordu validem. Hekim katında mecburen ilaç verdi. Uyuyor şimdi. Yerinde değil. Ne zehirlemesi? Bana oyun oynama Hürrem Hatun. Yasef Efendi sana zehirlendiğimi söylemiş. Sen kimseye söylemedin. Sustun. Neden? Ciğerlerini üşütmüş dedi. Ben o yüzden... Yanıma gelip öleceksin İbrahim diyen kimdi peki? Hayal görmüşsün sen. Asıl hayal gören sensin Hürrem Hatun. Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Hı? Beceremedin. Bak karşında duruyorum işte buradayım. Delirmişsin sen. Ne dediğini bilmiyorsun. Beni öldürmeyi kafana koydun belli. Lakin evladımdan ne istedin? Neden aldın onun canını? Onun günahı neydi? Orada dur paşa. Fırsatını bulsan seni gözümü kırpmadan yok ederim doğru. Ama oğluna nasıl kıyarım? Hah? Asla. Evlatlarımın üzerine yemin ederim ben yapmadım. Unuttun mu? Doğduğu gün hayatını ben kurtardım. Ben. Benimle gel. Nereye? Artık soru sormak yok. Ne diyorsam onu yap. İçeri gel. Eğer bana zarar verirsen... Demek fırsatını bulursan benden kurtulacaksın, öyle mi?
yanımda taşıyorum zaten. Ben istediğim an senden kurtulabilirim. Nedir o? Nigar kafaya günlerdir arattığın ölüm fermanı. Leo'nun günlüğü. Zavallı aşığın aranızda olup biteni elleriyle yazmış her gün. Bunu hünkârıma verirsen başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Ne malum seni hazırlatmadı? Şahidim var, ispat ederim. Ne duruyorsun o zaman? Git ver. Sen de benimle yanarsın. Senin de sonun olur. Ne paşalığın kalır, ne damatlığın. Eğer icap ederse Hürrem Hatun, ben her şeyden vazgeçerim. Sen ki iktidarın en kuvvetli paşası. Devleti, orduları sen yönetiyorsun. Şahanın, şeretin, para, sarayın var. Heykeller bile dikiyorsun. Süleyman da Hatice de seni çok seviyor. Bütün bunları kaybetmeye göze alabilir misin? Hiç sanmıyorum. Torunum nasıl öldü Nigar? Hani iyileşmişti? Yine mi ateşi çıktı? Hastalıktan değil validem. Biz de anlamadık. Hiçbir şey yoktu. Gece fenalaştı belli ki. Olsa duyardık. Ağlardı bebek. Cariyeler kapının önünde. Validem. Buradayım Meleğim. Ne diyorsun Hatice? Hep zevken uyuyakaldım. Nefesini ben kestim. Hatice, konuşma artık. Nasıl dayanacağım bu acıya? Evladım katil oldu. Hatice! Hatice! Hekimbaşı! Hekimbaşı! Hatice! Düştüğü yeri yakar elbet. Lakin Allah'ın takdiri bu. Sakın isyan etme. Bilakis
İman et ki Allah seni bir daha evlat acısıyla imtihan etmesin. Üzülme. Daha nice evlatlarınız olacak inşallah. Taziyelerimi kabul buyurun paşam. Başınız sağ olsun paşam. Dostlar sağ olsun. İbrahim Hatice'mi görmek istiyorum. Hatice'm. Kardeşim. Benim yüzümden. Emzirirken uyuyakalmış. Benim yüzümden. Burada böyle. Altınlarım nerede? Ya saburu ya rahim. Sen ne arıyorsun burada? Sende utanma sıkılma yok mu? Bir de soruyorsun. Altınlarımı arıyorum ben. Yok Gül'a. Sen belanı arıyorsun, belanı. Ses. Altınlarım nerede? Vallahi Allah yarattı demem. Hı? Ne yaparsın? Getir lafın sonunu demem. Mahalle sultanıma şikayet ederim. Aa, iyi fikir. Ben seninle ne uğraşıyorum ki? Gider valide sultanıma şikayet ederim, olur biter. Gafil. Valide yasta seni mi dinleyecek? Hem nasıl ispat edeceksin? Hı? İspat. Bunu yanına koymam. Ne yapacaksın? Has bahçede çok yılan var mesela. Onlardan birkaçını yatağına koyabilirim. Ya da koymuş da olabilirim. Huzur içinde yat ağam. Hayırlı geceler. Dikkat et. Yılan senin kara mabadından sokmasın. Dikkat et. Hatice Sultan aklını kaybetmiş diyorlar. Nasıl delirmesin? Kendi oğlunu öldürmüş. Duymadınız mı? Yazık. Allah kimseye böyle acı göstermesin. Şşt! Kızlar! Çok mu konuşuyorsunuz siz? İşiniz gücünüz çene. Çal çene, çal çene. Allah Allah! Fidan Hatun. Buyur ağam. Sen gel buraya.
Kızım kapatsana şu pörtek gözlerini. Ayırmışsın dibine kadar. Allah Allah. Fidan Hatun. Biliyorsun üzerinde emeğim çok büyük. Ta Edirne'den beri korur kollarım seni. Eksik olmayın. Gerçi abinin boynunu vurdular ama biliyorsun benim hatam değil. Tamamıyla bir yanlış anlaşılma. Senden bir isteğim olacak. Ne isterseniz yaparım ama boynum kıldan ince size. Güzel. Vakti gelince haber vereceğim sana. Şimdi sen dön yerine. Vereceğim ki. Dur bakalım. Yazık. Hatice'nin yerine koyuyorum kendimi. Ne büyük keder. Bir an evvel çocuk yapması lazım. Yoksa bu acı onu her gün öldürür. Mevzuyu kapatalım Hürrem. Zira Hatice'm aklıma düştükçe içim parçalanıyor. Mustafa'm. Heh. Senin haberin yok. Validemiz benim dairemi Mustafa'ya tahsis etti. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Mustafa büyüyor. Validemiz artık annesiyle kalmasını istemiyor. Hakkı var elbet. Evet. Ama benim dairemi verdi. Bu kadar aceleye ne gerek var anlamadım. Başka bir yer hazırlanamaz mıydı? Haremin dirliği, düzeni validemden sorulur. Eğer o böyle münasip gördüyse yapacak bir şey yok. Aşkı der onun. Asma o güzel yüzünü. Senin asıl dairen burası. Benim yanım. Hadi Mustafa'm sen uyu artık. Allah rahatlık versin. Sana da. Üzülmeyin sultanım. Yakında oradan da kovulacak. Valide sultanımız kalfalara, ağalara emirler vermiş. Hürrem ondan habersiz hamama bile gidemeyecek artık. Haremi ona dar edecek. Hürrem'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor nihayet. Mehmet.
İbrahim. Oğlum. Hatice'm, sakin ol. Kabus gördüm belli ki. Anne, oğlumu görmek istiyorum. Ne olur beni ona götür. Validem, sultanımızın ilacını getirdim. Nerede oğlum? Nereye sakladın onu? Sultanım ben... Yoksa sen mi öldürdün? Hatice'm. İbrahim'e aşıksın. Sen mi öldürdün oğlumu? O gölge sensin. İbrahim'le aramızdaki gölge sensin. Sultanım, yorgunsunuz, uzanın. İlacınızı içmeniz gerek. Neden susuyorsunuz hepiniz? O öldürmediyse kim yaptı? Ben mi? Katil ben miyim? Hatice, yeter artık. Bana bak. Yüzüme bak. Mehmet öldü. Takdiri ilahi. Ne kendini, ne de başkasını suçlama. Aklına mukayyet ol. Bizi yalnız bırakın. Rabbime emanet ediyorum. Onun cennetinde huzur bul. Annenin benim günahımı mı yüklendin o küçük omuzlarına? Bu cezayı ben hak etmişken, ben senin için her bedeli ödemeye razıyken, affet beni oğlum. Baban seni çok sevdi Mehmet'im. Thank you.
Hünkârım, Vali Bey geldiler. Gelsin. Hünkârım. Söyle Malkoçoğlu. Divan heyeti hazır hünkârım. Molla Kabız'ın yargılanması için sizin teşrif etmenizi bekliyorlar. Ayas Paşa'ya söyleyin divanı o yönetsin. İbrahim Paşa'mız katılmayacak öyleyse. Malum, yas içinde. Ayrıca hastalığı tam olarak geçmedi. Bir müddet uzak kalıp dinlenmesinde fayda var. Siz nasıl arzu ederseniz. Nedir o? Sümbül Ağa getirdi az önce. Prenses Isabella size iletmemizi istemiş. Kardeşiniz Hatice Sultan'ın başına gelen korkunç olaydan yeni haberdar oldum. Beni tüm nezaketiyle sarayında misafir eden kardeşinizi, İbrahim Paşa'ya ve sizi sabır diliyorum. Tanrı sizleri korusun. Burada. Bu ne rezalet? Kalfalar nerede dayı? Ağalar nerede? Haremi boş mu bırakıyorlar böyle? Sultanım ben cezalarını veririm. Siz meraklanmayın. Zaten canım burnumda. Bir de bunlarla mı uğraşacağım? Validemiz miydi giden? Senin yüzünden azar işittim yine. Benim ne günahım var daha ya hatunum? Gülağdan yüz buluyorlar. Sizin kavganız yüzünden düzen iyice bozuldu zaten. Şunlara söyle derhal temizlesinler ortalığı. Akşama da yemek yok. Siz nereye? Valide Sultanımızı mermer köşke götürüyorum. Yalnız kalıp dinlenmek istedi. Topla! Tüyler müller her tarafta! Sultan Süleyman Hazretleri! Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantısını açıyorum. Hazretleri. Bu mühim davayı bizzat yönetmek istiyorum. Zira devlet işi beklemez. Hoş geldiniz Paşa Hazretleri. Başınız sağ olsun. Rabbim bu elimi unutturacak keder vermesin haliniz. Amin. Sağ olun. Divanımız başlasın. Molla Kabız. Geçen sefer divanda söylediklerini şimdi Şeyhülislam Efendi ve İstanbul Kadısı önünde tekrar et bakalım. Bu davanın gereği neyse bugün halledilsin artık. Müsaadenizle. Meşhur Taftazani'nin tefsirine göre Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Hazreti Muhammed peygamberden üstün görürler. Çünkü Hazreti İsa pür pak olan Meryem anamızdan doğmuştur. Ve yüce Allah... Sultanların en yüce gönüllüsü.
sağlam bir elbise. Bir yere mi gidiyorsunuz sultanım? Ben şehirde biraz dolaşacağım. Yoksa valide bunu da mı yasakladı? Vallahi ben de şaştım bu işe sultanım. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Niye geldin onu söyle. Emriniz üzerine Yakup Efendi'yi buldum. Mermer Köşk'te sizi bekliyor sultan. İyi. Gel benimle. Ve biz bir kısmını bir kısmına üstün kıldık der. İçlerinden Yüce Allah'ın konuştukları da vardır. Tamam Kabız Efendi. Yeteri kadar konuştun. Boş fikirlerini ifade ettin. Biz de sabırla dinledik. Şimdi adın Molla. Ama tefsirden, dinden anladığın pek söylenemez. Bütün bu ettiğin laflar yanlış evvela. Peygamberler arasında eftaliyet aramak açıkça küfürdür. Çünkü Allah'ın seçtiği peygamberler için mukayese yapmak Allah'ın kullarının haddine değil. Bu haşa ve kella Allah'a şirk koşmak olur. Nitekim Nisa suresinde şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayanlar, ayrım yapmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir der Yüce Allah. Bu da senin gibi peygamberler arasında mukayese yapanların dinden çıkması değil de nedir? Son olarak mucizelerinden hareketle Hazreti Peygamberimizin gösterdiği mucizelerin diğer bütün peygamberlerin gösterdiği mucizelerden daha büyük olduğunu bütün alimler, müfessirler kabul eder. Misal istersen Miraç'a çıkması ve Kur'an-ı Kerim gibi bir mucizenin peygamberimize inmiş olması yetmez mi? Hem Hazreti Peygamberimiz bir şirk ortamında doğmuş, tevhidi görmüş ve müşriklere karşı savaşarak hayatını tehlikeye atmış, velhasıl her yönüyle mükemmel ve en son peygamberimizdir. İşte doğrunun ne olduğu ortaya çıkıp malum oldu. Var mı başka bir diyeceğin? Hak dini tekrar kabul eder misin? Asla kabul etmem. Ben kafir değilim. Ben yalnız doğru bildiğimi söylerim. Kadı Muhyiddin Efendi, bu durumda şerle lazım geleni siz hükmedin. Mezhebi ehli sünnet ve cemaat üzere itikadı pak tarikine salik olup döndün mü? Asla dönmem. Ben kafir değilim. Öyle mi? Bu durumda batıl itikadında ısrarcı ve dini İslam'a, peygamberine, Allah'a kürf içinde olman sebebiyle şeriatın keskin kılıcı ile idamın vaciptir. Yakup Efendi, o deftere her ne yaptıysan işe yaramadı. O zalim yaşıyor. Ölmedi. Zamanla tefsir edecektir. Bekleyin. Tesir etti zaten. Yataklara düştü. Neredeyse ölüyordu. Ama kurtardılar onu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi dirildi yine. Nasıl söküp attılar o zehri? Ne verdiler ona? Bir hekim var. Burada değil, Yahudi. O kurtardı.
bizim hekimlerin hiç bilmediği bir ilaç hazırlamış. Her derdin devası şifalı bir toprakmış. Eyvahlar olsun. Arzu ederseniz daha kuvvetli bir zehir hazırlayabilirim. Anında tesir eden bir zehir. Hayır, zehir yok. Ben sana ne dedim? Hiç kimse nasıl öldüğünü anlamayacak dedim. O zalimi öldürmenin başka bir yolu var elbet. Çaresini bulur, yarım bıraktığımız işi tamamlarız. Şimdi değil Yakup Efendi. Sonra vakit gelince seni bulacağım. Lakin yine baş ağrısız olursan önce senin canını alırım. Sultanım, Vali Sultan geliyor. Hürrem, senin ne işin var burada? Ben şeyim. Söylesene, ne yapıyorsun tek başına? Ben biraz dolaşıp hava almak istedim. Malum terasım da yok, ben de buraya geldim. Boş boş dolaşacağına git çocuklarınla alakadar ol. Ben evlatlarımla yeterince meşgulüm valide. Biraz da siz alakadar olun. Şefkatinizi esirgemeyin onlardan. Yoksa sadece Mustafa'yı sevdiğinizi düşünüp üzülecekler.